Bunu da babam iş arkadaşlarıyla böyle bir yurt dışına gittikleri etkinlikleri olmuştu. Oradan getirmiş. İçinde böyle tatlı görseller var. Yurt dışından kesitler var. Bu benim için aslında temsili bir şey. Yani kendi fotoğraf makinemde de gerçekten bu kareleri çekebileceğim günlerin gelmesini umut ediyorum. İnşallah da olur. Neden olmasın? Belki bu kanalda da paylaşırım. Uçağa binip yerime oturduğumda arkama yaslanıp derin bir nefes aldım. Yurt dışına ilk defa tek başıma çıkıyor olmanın verdiği o minik korku ve tüm sorumluluğun bende olmasından kaynaklanan stres tam da bu anda yerini heyecana bırakmıştı. Kocaman bir pamuk şeker tarlasının üzerinde hayallerinin sınırı olmayan bir roman karakterinin iç sesiydim. O an gerçekten de iliklerime kadar yaşadığımı hissetmiştim. Geçmiş ve gelecekten sıyrılmıştı sanki zihni. Sadece an vardı. Şu an. Şimdi o hep hayalini kurduğum anın tadını çıkarma vaktiydi. Sunshine State of Florida. All year round it's a tropical playground. All around it's a lover's delight. With an orange sun in the daytime and a great big grapefruit moon at night, you'll find that holding hands on the golden sands is paradise. Underneath the palms, in your baby's arms, it's twice as nice. Hava biraz soğuk. Yani burası beklediğim gibi daha sıcak olmuş. Evet, şimdi doğalar işe yaramış. Güzel bir tatil olmasını istedim. Buraları gezerken soğuğun bile hiçbir önemi kalmıyor. İnsana bambaşka şeyler hissettiriyor. Özellikle uçaktayken dank etti bazı şeyler. Bu benim ilk yurt dışı seyahatim. Çok heyecanlı. Değişik tecrübeler. Çamlıca Kulesi gibi bir kule varmış. Şimdi oraya çıkacağız. Şuradaki kuleye çıkacağız.
yazılarımız da bu şekilde. Şu anda da içimden geliyorken kameraya bir şeyler söylemek istiyorum. Yarın Hollanda'ya gidiyorum. Aşırı heyecanlıyım. Çok merak ediyorum. Orada Nisa ile görüşeceğiz. Sonrasında da Amsterdam'a geçeceğim ve muhtemelen size yine kesitler çekiyor olacağım. Daha çok fotoğraf çekilip ve kesitlerle kısa kısa videolar oluşturmayı tercih edeceğim. Vloglarda genellikle bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ama burada çok bir şey anlatabileceğimi düşünmüyorum. Kendim de çok hakim değilim çünkü. Dün yediğim pizza inanılmaz güzeldi. Aşırı sevdim. Ve burada bir şeyler yaptıkça, keyifli anlar geçirdikçe arkadaşlarımla da tekrar yaşamak istiyorum. Ya da yeni yerleri de sevdiklerimle yeniden yaşamak istiyorum. Çok keyifli. Şimdi Nisa'nın evine geliyoruz. Noel heyecanlı.
canını koruyan sadece burası kalmış bir şartlı. Diğer hiçbir yerde o kalmamıştı. Gerçekten mi? Wow. Ben bir 37 numara. Kayıkan sana oluyor. Evet evet. Sen Portekizli denedin mi? Senin atkını yiyor. Hadi Paris gel. Bir tane bana bak. Amsterdam'dayım ve o kadar keyifli, o kadar güzel ki arkamda şöyle bir manzara var. Gerçekten benim için çok güzel geçti. Gördüklerim muazzamdı yani. Buraya tekrar gelmeyi çok istiyorum. Umarım tekrar da gelebilirim. Her şeyiyle çok güzel. Amsterdam sokaklarına ilerliyoruz. Az önce buranın ünlü bir çikolatacısı var. Oraya girdim. Çok güzel yani. Şehre bayıldım. İnanılmaz. Şimdi ünlü bir patatesçi var. Oraya gidiyoruz. Yani Nilüfer önden sıraya girdi. Ben de yanına geçiyorum. Ve bakalım sırada nerelerde. Bayağı fazla. Aldın mı? Zamanlama süper. İnanılmaz. Biliyor musun? Merhaba de. Merhabalar. Evet. Tadım yapıyoruz. Evet. Tadayım mı? Bir tane bir tadıyorum. Kas sos, peynir soslu. Beğendin mi? Bir de bunu da dene. Aa, bu da çok güzel. Ben bunu hiç denemedim, bakalım. Çok mutlu lan. Gözlerini göster. Of. Gitme. I want you.
let me go back to who I was before you. Storms are raging, fires are burning me, but still you think that the birds will keep flying and the sun won't sting. How will I let you know that time she doesn't wait or hesitate, and unlike me, she's unforgiving. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı için uçuş süremiz 3 saat olacaktır. Ben kabinameniz Taner ve ekip arkadaşlarım, iyi uçuşlar dileriz. Vedalar hüzünlüdür aslında. Ama ben bu dönüş yolunda hiç de hüzünlü değildim. Çünkü benim için bu bir veda değildi. Bu, kendimi tanıma yolculuğumda attığım ilk adım, zincirlerimi kırmak üzerine yaptığım o ilk hamle ve belki de gelecekte yaşayacağım hayatın güzelliğine dair ilk esintilerdi. Burada yaşadığım o tüm güzel hissiyatlar, geçmişte yaşanıp kalbimin çok derinlerinde kalmış o güzel zamanları anımsattı bana. Ruhum huzur buldu sanki. Durdum, dinlendim, sakinleştim. İnsanın gelecekte nerede olmak istediğini belirlemek için erken bir yaş diye düşünürdüm. Ama ben kalben nerede olmak istediğimi sanırım çok iyi biliyorum. Hayatıma girmiş tüm güzel insanlar ve hayatıma girecek tüm güzel insanlar. Her nerede olursam olayım biliyorum ki beraber daha nice anılar biriktirecek ve birbirimizin ruhuna iyi gelmeye devam edeceğiz. Yeni serüvenlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.